Merhaba Şifte Rednet izleyenleri. OS 9.3.3 sürümü için jailbreak çıktı. Biz de bu videomuzda nasıl telefonunuza jailbreak yapabileceğinizi anlatacağız. İşlemlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi önemli hatırlatmamızı yapalım. Jailbreak işlemi tamamen kendi sorumluluğunuzda ve telefonunuzu garanti kapsamından çıkartan bir uygulama. Bunu belirtelim ve nasıl telefonunuza iOS 9.3.3 jailbreak'ini yapabilirsiniz gösterelim. Biz zaten burada bir haberini yaptık yazılı olarak. Bütün adımlar mevcut. Biz de aslında videoda bu adımları izleyeceğiz. Öncelikle jailbreak aracını şu adresten açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Şuraya tıklayarak ve şuradaki yeşil simgeye basarak indiriyoruz. Biz daha önceden indirdik. İndirme işleminden sonra iPhone veya iPad'imizde ayarlar bölümünde iCloud'daki iPhone'umu bul seçeneğini kaldırmamız gerekiyor. Bakalım burada aktif mi? Şuradan iCloud. Find My iPhone özelliğini kapattık. Find My iPhone ayarını da kapattıktan sonra eğer telefonunuzda herhangi bir tuş kilidi veya Touch ID'niz ayarlıysa bunları da kaldırmanız gerekiyor. Bunları kaldırdıktan sonra Windows bilgisayarımıza iPhone'umuzu bağlıyoruz. Bağlama gerçekleştirdikten sonra bizim daha önce birinci adımda indirmiş olduğumuz uygulamayı çalıştırıyoruz. Uygulama Çince ama zaten yönergeleri anlatıyor olacağız. Burada bir yükleme ekranı geliyor. Bu arada şunu da açalım. Uygulamayı çalıştırıyoruz. İzinleri vermemiz gerekiyor. Şunu kapatalım. Uygulama ilk başta bir güncelleme yaptı ve açıldıktan sonra iPhone'unuz bağlıysa gördüğünüz ekran karşınıza çıkıyor. Buradan şu ikona tıklamanız gerekiyor. Bu ikona tıkladıktan sonra telefonunuza bir jailbreak profili gönderilecek. Jailbreak profili gönderildikten sonra bu profili yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar, profilimiz yüklendi. Bu arada profilin yüklenmesinin biraz zaman aldığını belirteyim. Profil yüklendikten sonra ana ekrana eklenen şu uygulamamızı, jailbreak aracımızı açıyoruz. Daha sonra ekrana basıyoruz. Evet arkadaşlar, son işlemimizi de yaptıktan sonra telefonumuzu resetledik. Resetlemenin ardından zaten Klaviye uygulamasını görüyoruz. Bu uygulamayı açtıktan sonra bazı güncellemeleri yapabilir. Güncellemeleri yaptıktan sonra artık telefonunuz iOS 9.3.3 şeklinde jailbreak olmuş durumda. Bundan sonra Klaviye uygulaması üzerinden uygulamaları indirebilir veya farklı işlemler yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.